Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Süreyya Ertem ablamızın tasarımlarından Güllü Lif modelinin yapımını anlatacağım. Süreyya Ertem ablamız çok güzel tasarımları var. Çok farklı tekniklerle yapıyor. Eminim çoğunuz da belki biliyorsunuzdur. Harika tasarımları var. Çeyizde en çok örülen modellerden yapıyor kendisi. En çok beğenilen modellerden yapıyor. Sizler de takip etmek isterseniz Instagram hesabı Süreyya Ertem yazarsanız sayfasına ulaşabilirsiniz. O güzel modellerini kendi sayfasından görüp takip ederseniz sevinirim. Evet, gülü lifimiz için arkadaşlar 3 renk kullanacağım. 3 renkli yapılıyor. Beyaz, yeşil ve kırmızı olacak. Tam güle yakışır. Kırmızı ya da pembe örmemiz gerekiyor. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım, yapımına geçelim. Tığ olarak da şöyle göstereyim. 7 numara 1,30 mm'lik tığla öreceğim. Önce kırmızıyla başlayacağım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire şöyle başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tığıma sardım. Bu yuvanın içine tığıma 3 defa sardığım fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Şöyle bir zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. 2, 3 sarıyorum tığıma, kapatıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Aralarda bir zincir çekiyoruz. 8 tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 8 tane fıstık yapalım. Evet, 8 tane fıstık yaptım. En son bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Hemen bu fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bu fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan tutuyorum. Dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. Ve ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Tığımı doladım. Sıradaki fıstığın tepesine geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bu fıstığın tepesine bir fıstık. Kapatmadan tutuyorum. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bu şekilde devam edecek sıramız. Bir tane daha göstermek istiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki fıstığın tepesine geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim, tepeye bir tutuyorum, dibine de ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Arada bir zincir. Evet, bu şekilde diğer fıstıklarımızın üzerinde örelim. Evet, sıranın sonuna geldim. 8 tane üçgen şeklinde fıstığım oldu. En son bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir tutuyorum. Kapatmadan dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Yıldız tekniği yapıyoruz. Karşıya da bakın, ikinci fıstığımı da kapatmıyorum. Karşıya geçiyorum. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde üçünü bir topladım. Bir zincir. Şimdi artırma yapıyorum. Tepeye bir tutuyorum. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Lif yapmayı özlemişim. Evet, ikisini bir kapatıyorum. Bayağıdır yapmıyorduk. Evet. Bir alt sırada üzeri bir yatık fıstıktı. Burada iki yatık fıstık oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşı dilime geçiyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum. Aynı işlemi yapacağız.
Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim, tepeye bir. Tutuyorum, dibine iki. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Yine artırma yapıyorum. Tepeye bir. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet. Üzerleri bu şekilde iki yatık fıstık olacak. Bir tane daha göstereyim. Eminim çoğunuz anladınız ama karşıya geçiyorum. Hemen bir fıstık. Bunu hızlı yapayım. Kapatıyorum. Bir zincir. Tepeye bir. Dibine iki. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Bir zincir. Artırmamı yapıyorum. Tepeye bir. Dibine iki. İkisini bir kapatıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Evet, 3 tanesinin üzerine ördük. 5 tanesi kaldı. Onları da tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle en son bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçtim. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Bir üst sıraya geçiş hep aynı. Kapatıyorum. İlmeğimi genişlettim. Yine yıldız yapacağım. Tepeye bir. Dibine iki. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir topladım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibine iki. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir topladım. Bir zincir. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bir alt sırada iki yatık fıstıktı. Üzeri şimdi üç oldu. Bu şekilde devam edecek bu sıramız. Karşıya geçiyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Yine iki tane üçlü fıstık toplayacağım. Tepeye bir. Dibine iki. Karşıya üç. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Yine tepeye bir. Hızlı yapıyorum. Eminim anladınız o yüzden. Dibine iki. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladığım bir zincir. Artırmamı yapıyorum. Tepeye bir. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Karıştırırsanız videoyu biraz geriye alabilirsiniz o şekilde. Daha iyi anlarsınız. Sırayı tamamlayalım. Bir üst sırada da üzeri 4 yatık fıstık olacak. Orayı göstereceğim yine. Evet, bu sıranın da sonuna geldim. Şöyle en son bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi şöyle anlatayım. Karşımda 3 yatık fıstık var. Demek ki 3 tane üçlü fıstık toplayacağım. O şekilde de anlayabilirsiniz. İlk defa yapıyorsanız. Evet, 3 tane üçlü fıstık toplayalım. Sonra artırmayı göstereceğim. Evet, 3 tane üçlü fıstık yaptım. Şimdi artırmamı yapacağım. Hemen tepeye bir tutuyorum, dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bir alt sırada üzeri 3 yatık fıstıktı. Şimdi üzeri 4 yatık fıstık oldu. Şöyle karşıya geçişte göstereyim. Tığıma doladım. Karşı dilime geçiyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum.
ve kapatıyorum. Bir zincir. Yine şöyle hafif genişleme var ama üzerini yaptıkça düzelecek arkadaşlar. Bu zaten renkli ipimizin son sırası. 3 tane şu fıstık yapacağız, sonra bir tane artırma. Karşı dilime geçeceğiz, yine bir fıstık, 3 tane üçlü fıstık, bir tane artırma. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, bu sırayı da tamamladım. Burada bir zincir çektim, en son karşıya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Şöyle ipimizi içe doğru saklayalım. Tamamdır. Şöyle hafif geniş oldu. Sorun olmayacak. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi aldım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle kestiğimiz yerden başlayabilirsin ipimizi. Şöyle şuraya sabitliyorum. Dilin başlangıcına, başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Yine tığıma 3 sarıyorum. Kapatıyorum. Sizin ipiniz çok inceyse 4 sarabilirsiniz. Tabii 4 sarınca köpürmüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Liflerde ideal bence 3, 4 sarınca kesinlikle köpürmüyor. Evet. Bir fıstıktan sonra tepesine bir fıstık yaptım. Tutuyorum. Yine yıldız tekniğiyle ilerliyorum. Dibine 2. Karşıya 3. fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapattım, bir zincir. Evet, bu şekilde 3 tane daha üçlü fıstık yapalım. Evet, 3 tane daha üçlü fıstık yaptım. Toplamda üzeri gördüğünüz gibi 4 yatık fıstık. Artırma yapmıyoruz. Burada eksiltmeye başlayacağız. Ay, konuşamadım. Evet, 4 fıstık yaptık. Çevirdim. Hemen ilmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Eksiltme yapacağız. Kapatmadan tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. Yaprakları tek tek kapatacağız. İkisine bir. Kapattım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Karşımda 3 yatık fıstık var. 3 tane üçlü fıstık yapacağım. Tepeye bir. Dibine 2. Karşıya üçüncüyü yapıyorum. Üçünü bir topladım. Birinci üçlü fıstığımı yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Tepeye bir, dibine iki, karşıya üçüncüyü yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. İkinci üçlü fıstığımı da yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Tepeye bir, dibine iki, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Girişte eksiltme ile başladık. O yüzden üzeri 3 yatık fıstık. Şöyle çevirdim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Karşımda 2 yatık fıstık var. 2 tane üçlü fıstık yapıyorum. Tepeye bir, dibine 2, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum ve üçünü bir topladım. Bir zincir, yine tepeye bir, dibine 2, karşıya 3, üçünü bir topladım. Bir zincir. Üzeri gördüğünüz gibi 2 yatık fıstık kaldı. Şöyle çeviriyorum. Hemen buraya bir fıstık tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Eksiltmemi yapmış oldum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibine 2, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir topladığım. Bir zincir. Üzeri bir yatık fıstık kaldı. Şöyle çevirdim yine. Hemen buraya bir fıstık. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle dilerseniz
Şuraya kadar inip buradan devam edebilirsiniz. Dilerseniz ipinizi koparabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle ben kopartacağım. Zaten üzerine gideceğiz. İpimiz saklanır. Şöyle. İpimi kestim. Şöyle içe doğru saklayalım burada. Fazlasını kesiyorum. Evet, biraz uzun kestim. Evet, şimdi diğer dilimin üzerine aynı şekilde kapatacağım. Kısaca onu da göstermeye çalışacağım. Bir zincir çektim. Sıradaki dilime geçiyorum. Hemen buraya sabitliyorum. Başına dolamadan battım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. İlk sıra eksiltme yapmıyoruz. Hemen bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Bir zincir. Karşımda 4 yatık fıstık var. 4 tane üçlü fıstık toplayalım. Evet. 4 tane üçlü fıstık yaptım. Sırayı tamamladık. Yani üzeri 4 yatık fıstık oldu. Şöyle çeviriyorum. Bir sırada şimdi eksiltmeye başlıyoruz. Hemen buraya bir fıstık. Kapatmadan tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Karşımda 3 yatık fıstık var. 3 tane üçlü fıstık yapalım. Evet, sırayı tamamladım. Üzeri 3 yatık fıstık. Çeviriyorum. Yine eksiltme ile başlıyorum. Hemen buraya bir fıstık kapatmadan karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. 2 tane üçlü fıstık toplayalım. Evet, gördüğünüz gibi üzeri 2 yatık fıstık kaldı. 2 üçlü fıstık topladık. Şöyle çeviriyorum. Yine eksiltme ile başlıyorum. Hemen buraya bir fıstık. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir topladım. Bir zincir. Bir tane üçlü fıstık yapıyorum. Tepeye bir. Dibine iki. Karşıya üçüncüyü yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Çevirdim. Bir yatık fıstık kaldı sadece. Hemen buraya bir fıstık. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum ve ikisini bir kapatıyorum. Şöyle bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet, iki tane yaprağımızı yaptık. 6 tanesi kaldı. Onları da aynı şekilde yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu aşamayı da tamamladım. Bütün yaprakları kapattım. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimi aldım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle iki yaprak arasından başlayalım. Şöyle şuradan başlayalım arkadaşlar. Sağ taraf bir ve ikinci fıstık arası. Beyaz fıstık arasına. Buraya başına dolamadan batıyorum. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Tekli fıstık yapacağımız için tığımıza 4 defa saralım. 2 oldu. 3, 4 sarıyorum. Kapatmadan tutuyorum. Buraya da bakın bu geçiş zincirine de alttan girerek ikinci fıstığımı yapıyorum. Bir ileriye sol taraftaki yaprağın bir ve ikinci fıstık arasına da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet, direkt geçişten başlamış olduk. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Tığımı 4 defa sardım. Kapatmıyorum, tutuyorum karşıya. Yani bir ileriye ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum.
İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Yine tepeye bir. Karşıya bakın, en uç köşeye geldim. Buraya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle bu iç köşeden sayarsak 1, 2, 3, 4 yatık fıstık oldu. Hemen bu tepeye bir fıstık yapıyorum. Köşeyi döneceğiz. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum, tutuyorum. Tekrar uç köşeme bir fıstık daha yapıyorum. Ve ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Hemen yine bu yuvaya bir fıstık, kapatmıyorum, tutuyorum. Yine uç köşeme ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet, uç köşemiz bu şekilde oldu bakın. 3 tane batmış olduk. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Köşeyi döndük. Tepeye bir. Karşıya bir fıstık. İpim de tam dolaşacak zamanı buldu. Açıldı. Evet, ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Böyle ikili fıstık toplayarak şuraya kadar. İki fıstık kalana kadar örelim. Yani zaten iki tane ikili fıstık yapalım. Evet, gördüğünüz gibi beyaz iki fıstığım kaldı. İki fıstığım kalana kadar ördüğüm şekil bu. Sonrasında tepeye bir. Karşıya iki. Bakın şurada yaptığımız işlemin aynısı. Bu fıstığın öncesinde bir fıstık var. Buraya bir fıstık yaptım. Şu geçiş zincirin altına girerek bir fıstık. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bir de sol taraftaki yaprağın bir ve ikinci fıstık arasına dördüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde. Geçişte dört fıstık topluyoruz. Topladım, bir zincir. Görüntü bu. Sonra yoluma devam ediyorum. Hemen buraya bir fıstık. Karşıya ikinci fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. İkili fıstık yaparak tepeye kadar gelelim. 3 tane ikili fıstık yapalım. Evet, dediğim gibi tepeye kadar geldim. Şu iç köşeden sayarsak bakın 1, 2, 3, 4 yatık fıstığım var. Şuradan itibaren. Burada üst köşede dönüşte ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Hemen tepeye bir. Tekrar dibe ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir, yine tepeye bir. Tekrar köşeme ikinci fıstığımı yapıyorum ama üçüncü batışımı yapmış oluyorum. Bir zincir. Şöyle göstereyim bakın. Üç defa batmış olduk uç köşemize. Burada 5 tane yatık fıstık oldu. Evet, öbür tarafa geçtik. Tepeye bir, karşıya bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Evet, iç köşeyi bir daha göstermek istiyorum. Anlamayan olabilir. Şöyle son iki fıstık buraya, bu dibe iki fıstık kalana kadar örelim. Yani iki tane daha ikili fıstık toplayalım. Evet, dediğim gibi iki fıstık kalana kadar ördüm. Şuradan tepeden bakın. Şöyle tam orta tepeden sayarsak da 1, 2, 3, 4 yatık fıstık üzeri. Şimdi tepeye bir. Karşıya 2. Bu iç köşemize zincirin altına gelecek şekilde
Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Yaprağımın bir ve ikinci fıstık. Diğer yaprağım bir ve ikinci fıstık arasına dördüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde. Dördünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet, eminim anladınız artık. Sonra yolumuza devam ediyoruz. Buraya bir fıstık. Karşıya ikinci fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet, uç köşede bu şekilde, iç köşede de bu şekilde yapacağız. Tamamen etrafını yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Son iki fıstık kalana kadar ördüm. Şimdi tepeye bir, burada tepeye bir fıstık yapıyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. Tutuyorum. Bir de bakın buraya. İç köşeye üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir topladım. Bir zincir. İpimi evet, bu şekilde yeşil sıramızı tamamladık. Şöyle ipimizi içe doğru saklayalım. Tamamdır. Böyle bile çok güzel. Gördüğünüz gibi renkleri de güzel olunca. Şimdi gülün yapımını anlatacağım arkadaşlar. Şöyle kenara alayım. Gül için şöyle kırmızı ipimi alıyorum. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire şöyle başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bu gülümüzün göbeği olacak. Tığıma 4 defa sardığım fıstık yapıyorum bu yuvanın içine. Ve kapatıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Tığıma 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. 3 ve 4. Kapatıyorum. Arada bir zincir, aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde toplamda 8 tane fıstık yapalım. Evet, 3 tanesini yaptık. 8'e tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi 3, 6, 7, 8 tane fıstığımı yaptım. Şimdi ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen bu fıstığın üzerine bir fıstık yapıyorum. Evet, 3 sardım bu sefer. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bunun üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Bunun üzerine bir fıstık daha yapıyorum. 3 tane fıstık yapalım. Ve kapatıyorum. Şöyle bir fıstık atlıyorum ikinciye. İkincinin tepesine başına dolamadan batıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişletiyorum. Hemen buraya bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. İkinci fıstığımı yapıyorum üzerine. Kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve kapatıyorum. Şöyle. Bir fıstık atlıyorum ikinciye. İkincinin tepesine başına dolamadan batıyorum. Ve bir zincir çektim. Evet, görüntüsü bu. Sonra çeviriyorum. Arkasını çevirdim. İlmeğimi genişlettim. Hemen bu fıstığın tepesine battığım yere bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan tutuyorum. Bir ileriye, iki fıstık arasına ikinci fıstığımı yapıyorum. Evet, ikisini bir kapattım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Hemen tepeye bir fıstık tutuyorum. Dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir.
Evet, iki tane ikili fıstık kapatmış olduk. Şimdi ilmeğimi genişlettim. İki tane de üçlü fıstık yapacağız. Tepeye bir, dibine iki, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir topladığım bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibine iki, karşıya bu fıstığın dibine üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir topladım bir zincir. Şöyle gülün bir kanadını yaptık. Ortası tomurcuk diyelim. Şimdi bir kanadını yaptık, yaprağını da diyebiliriz. İrice şöyle iki zincir çekiyorum. Ve şuradaki dibe iniyorum. Tam ortaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya şöyle göstereyim. Buraya fıstığın üzerine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan tutuyorum. Bir ileriye, bakın buraya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Diğerini yaptığımız gibi. İki fıstığımı kapattım. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir tutuyorum. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve ikisini bir kapatıyorum, bir zincir. Evet, iki tane ikili fıstık kapattık. Şimdi iki tane de üçlü fıstık yapacağız. Tepeye bir, dibine iki, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladığım bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibine iki, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladığım bir zincir. Evet, birinci katını yaptık. Şimdi şöyle çevirdim. Bu şekilde çevirelim. İrice bir, iki zincir çekiyorum. Bir yukarıya bakın. Bir ileriye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Şöyle dipten sersek, bakın buradan sersek, bir, iki ile üçüncü fıstık arasına gelmiş olduk. Şöyle. Burada hemen buraya bir fıstık yapıyorum. İkinci yaprak sırasını yapacağım. Bir zincir. Bu sefer dört fıstık yapalım. Bunun üzerine ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Detaylı anlatacağım çünkü aklınız karışabilir. Bir tanesini tam detaylı anlatacağım. Diğerlerini de bakarak yapabilirsiniz. Evet. Dört tane fıstık yaptıktan sonra şöyle tam ortaya bakın. Şuraya. Buraya başına dolamadan batıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Hemen aynı yere batarak bir fıstık yapıyorum. Aynı işlemi yapacağız. Evet, bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir, yine dört fıstık yapıyoruz. İkinciyi yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir, üçüncü fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir, dördüncü fıstığımı yapıyorum. Ve kapatıyorum. Zincir çekmedim. Dört fıstık yaptıktan sonra bakın buradaki yuvaları sayıyorum. İki fıstık arası bakın. Bir, iki, üçüncü yuvaya başına dolamadan batıyoruz. Şöyle bakın. Bir, iki, üç. Buraya başına dolamadan battım. Bir zincir çevirdim. İlmeğimi genişlettim. Hemen buradaki yuvaya batarak bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir ileriye ikinci fıstığımı yapıyorum. İkincisini bir kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir tutuyorum. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir
Kapatıyorum. Bir zincir. Karşımda 3 yatık fıstık var. 3 tane üçlü fıstık yapacağım. Tepeye 1. Dibine 2. Karşıya 3. fıstığımı yapıyorum. 3'ünü 1. Topladım. Bir zincir. Yine tepeye 1. Dibine 2. Karşıya 3. fıstığımı yapıyorum. 3'ünü 1. Topladığım bir zincir. Yine 3. üçlü fıstığımı yapıyorum. Tepeye 1. Dibine 2. Karşıya 3. fıstığımı yapıyorum. Ve 3'ünü 1 topladım. Şöyle bir zincir çektim. Evet. İkinci yaprak sırasının ilk bölümünü yaptık. Burada şöyle 3 zincir çekiyorum. İrice 2 ya da 3 zincir çekelim. Dibeniyorum tam ortaya. Başına dolamadan batıyorum. Şöyle sıkıştırıp bir zincir ilmeğimi genişletiyorum. Hemen buraya bir fıstık. Aynı işlemi bu tarafa da uygulayacağım. Buraya, burası biraz zor oluyor ama bir şey olmaz. Sonuç güzel olacak. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Tutuyorum. Bir ileriye ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Yine tepeye bir. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. İki tane ikili fıstık yaptık. Üç tane de üçlü fıstık yapacağız. Evet. Tepeye dibine karşıya şeklinde üç tane üçlü fıstık yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 3 tane üçlü fıstık topladıktan sonra ipimi keseceğim. Şöyle yanlış yaptığınızı nasıl anlarsınız onu göstereyim. Bakın şuradan itibaren yatık fıstıklarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burayı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buralarda 2 fıstık. Gördüğünüz gibi zaten bu ortası doğrudur. Şöyle bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Şöyle içe doğru saklayayım. Şöyle çevirdim arkadaşlarım. Modelimin düz tarafı burası. Şimdi beyaz etrafına gideceğim. Bu gülden 4 tane yaparsınız. 4 tane yaptıktan sonra etrafını giderken ekleyeceğiz. Beyaz ipimi alıyorum. Kenar yapacağız. Hem de eklemesini yapacağız birazdan. Evet, şöyle şu şekilde tutalım. Bakın düz tarafı bana bakıyor. Evet, şöyle. Evet, bu şekilde tutuyorum. Dediğim gibi düz tarafı bana bakıyor. Şöyle şu şekilde çevirdim geri. Çevirdim. Şuradan bakın. Bu ilk boşluktan iki boşluk var. Yan tarafta, sağ tarafta. İlk boşluk. Şuraya batarak başlayalım. Bakın. Buradaki yuvanın içine batıyorum. Başına dolamadan. Beyaz ipimle. Burada 1, 2, 3. Ne kadar zincir yetiyorsa o kadar çekin. 3 ya da 4. 4 çekeyim. Şöyle sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Kenar yapıyoruz. Gülün kenarlarına gidiyoruz ki şekli daha güzel olsun. Tığ uyasında olduğu gibi. Evet, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bir ileriye bakın. 2 fıstık arasına batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 4 zincir. 1 ileriye batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. 4 zincir. Şöyle şuraya gireceğim.
Bakın buraya batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burası kısa olmuş. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle göstereyim size, bakın. Bu kısmı yaptık. Şurada bakın, bu da bir zincir fazla gelmiş sanki. Sorun olmaz. Siz hesaplayarak yapın arkadaşlar. Fıstıklar uzunsa 4, kısaysa 3 zincir çekebilirsiniz. 4 zincir ya da elinize sıkı tutun. Bir ileriye batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçirdim. 4 zincir. Buraya batıyorum. Şu şekilde dışarı gelecek şekilde batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sonra sola doğru gidiyorum. Sağ değil. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3. Şöyle geleceğim. 4 zincir. Bu alttaki iki fıstık arasındaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 4 zincir. Hatta 4 zincir fazla olur. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2 zincir çekiyorum. Şurada iki fıstık arasına batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 2 zincir. Mantığı kavrarsınız zaten. Sıradaki iki fıstık arasına batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 2 zincir. Bakın ne yaptık? Buradan geldik bu şekilde. Geldik. Buradan ortaya battık. Sonra geri döndük. Bu şekilde geldik. Böyle. Buraya geldik. Buradan da buraya geldik. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz. 2 zincir. Sıradaki 2 fıstık arasına batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 2 zincir. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 2 zincir. Sıradakine. Hatta şuraya batalım. Bakın bu fıstığı. Yine buraya batayım. 2 zincir. Nasıl hoş duracaksa daha iyi bilirsiniz. Şöyle. Hatta bir zincir. Şu yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 2 zincir. 2 fıstık arasına. 2 zincir. 2 fıstık arasına batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Şöyle 2 zincir. Buradaki bakın. Tam buradaki ortadaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3. Sıradaki iki fıstık arasına batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3. Sıradaki iki fıstık arasına batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3. Şöyle hatta 4 çekeyim. Buraya batıyorum. Bakın dışa doğru. Tığımın ucu dışarıda. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Böyle şöyle gül şeklini alıyor. 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. Kaydırma tekniğiyle 4 zincir. Sıradakine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle. Burada da boşluk olduğu için şöyle ipimi yukarı aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradakine batıyorum. 4 zincir. Anladığınız için biraz hızlı yapacağım. Sıradaki yuvaya batıyorum. Kaydırma tekniğiyle 4 zincir ya da 3 çekelim. Şöyle buradaki köşeye, iç köşeye battım, ilmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. 3, 4 zincir, sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir, sıradakine batıyorum. Yuvalara batıyorum, sıradaki dediğim. 1, 2, 3 sıradaki yuvaya batıyorum. Kaydırma tekniğiyle 3 zincir hatta 4 çekelim. Şöyle yuvanın içine batıyorum. Dışa doğru kaydırıyorum. Evet, bakın. Şurada biraz sıkı çekmişim o yüzden. Şöyle.
Gördüğünüz gibi asıl gül şeklini şimdi aldı sanki. Evet, 1, 2, 3, 4 zincir, bir ileriye batıyorum. Burada bakın ipimi kestiğim yer. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 4 zincir. Şöyle ilmeğimi genişletip burada bırakıyorum ki ekleyeceğiz arkadaşlar. Ekleyeceğiz. Şöyle göstereyim ben, bakın bunu ekledim. Bir tanesini yaptım. Gülün bir tanesi şuraya olacak. Şuraya bir tanesi. Buraya bir tanesi de buraya. Şöyle ters koydum. Evet. Bu aralarda kare kutucuk tekniğiyle dolacak buralar. Şöyle karşılıklı gelecek güllerimiz. Eminim anladınız. Tam karşısına gül. Sol tarafta da yani bir boşluk, bir ileriye gül. Burada da bir boşluk, bir ileriye gül yerleştireceğiz. Evet, şimdi nasıl yerleştireceğiz? Şöyle. 4 zincir çekmiştim. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Siz herhangi bir yere yapabilirsiniz. Ben diğerini yaptığım için onun tam karşısına yapacağım. Şöyle tam ortada bakın, bu tepeye 3 tane fıstık batmıştık hatırlarsanız. Şöyle tepe değil, bir sonraki yuva şurası. Tepe değil, bir sonraki yuvaya buraya ekleyerek başlayacağız. Şöyle batıyorum. Yani ilmeğimi tığıma geçirdim. Hem buna batıyorum arkadaşlar. Hem de buradaki, dediğim gibi tam ortadakinin değil de sol taraftaki. Şöyle tutun. Benim gibi aynı şekilde tutarsanız anlarsınız. Hem buraya hem buraya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hem kırmızı yuvaya batıyorum. Hem de şöyle sıradaki yeşil iki fıstık arasına giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. 4 zincir. Hem sıradaki yuvaya giriyorum. Hem de karşıdaki yeşil iki yaprak, iki fıstık arasına giriyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 2, 3, 4 zincir. Şöyle sıradaki yuvaya giriyorum. Kırmızı yuvama. Ve sıradaki iki yeşil fıstık arasındaki yuvaya giriyorum. İlmeği alıp şöyle alacağım. İlmeğin içinden geçiriyorum yukarıdan. Evet, bakın bir tarafını ekledik. 1, 2, 3, 4 sık iğne ekledik. Sık iğneye de kaydırma tekniğiyle. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Tam ortaya geldik çünkü bakın. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Tam ortasına şöyle buraya. Kırmızı yuvamın içine. Başına dolamadan batıyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. Şöyle hem kırmızı yuvama, şöyle kırmızı sıradaki yuvaya, hem de yeşil 1 ve 2. fıstık arasına, bu iç köşeye batmıyoruz. Yeşil 1 ve 2. fıstık arasına girip alttan ilmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. 4 zincir. Hem kırmızı yuvaya hem de sıradaki yeşil 2 fıstık arasına giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. 4 zincir. Sıradaki kırmızı yuvaya, yeşil sıradaki yuvaya batıyorum. İkisine bir batarak kaydırıyorum. 4 zincir. Hem kırmızı yuvama hem de sıradaki yeşil yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bakın kırmızıdan 2 tane fıstığım kaldı. Burada da tam uç köşemiz burası. Bir öncesinde bitiriyoruz. Burada olduğu gibi. Nerede başladıysak orada bitiriyoruz. Şöyle şekilde bu. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Bir ileriye batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. 4 zincir. Bir ileriye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Eminim anladınız arkadaşlar. Şöyle. İpimi sakladım ama. Şöyle sereyim bakın.
şöyle göstereyim. Bu şekilde de ekran resmini alabilirsiniz. Gülümüz böyle eklendi. Evet. Ben bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya ekleyeceğim gülümü. Sonra size sonrasını göstereceğim. Bu diğer kare kutucuk tekniğiyle diğer boşluklarınızı kapatacağız. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi güllerimi ekledim. Beyaz bölümlerinde 3 tanesini yaptım. Sizinle de bir tanesini yapacağım. Harika olacak modelimiz. Şöyle şu şekilde çevirelim. Beyaz ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Tam tepeden başlayacağım bu sefer, bakın. Tam buraya 3 tane fıstık yapmıştık. Tam ortadakinin tepesine ilmeğimi sabitliyorum. Başına dolamadan batıyorum. Tığıma 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4 sardım. Kapattım. 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Tepesine başına dolanmadan batıyorum. 4 zincir. Tepesine başına dolanmadan batıyorum. 4 zincir. Tepesine başına dolanmadan batıyorum. 3 tane pipirik yaptık. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Hemen aynı fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Tığıma 4 sarıyorum. Kapatmadan tutuyorum. Bir ileriye ikinci fıstığımı yapıyorum. Sıradaki yuvaya. İkinci fıstığımı yaptım. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet, kare kutucuk tekniğiyle yapacağız. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir, tepeye bir tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle göstereyim, bakın. Bu şekil oldu. Şimdi burada iki fıstık kaldı, gördüğünüz gibi. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu iç köşeye iki fıstık kalasıya tepeye bir, karşıya iki. Bir de karşı duvara bakın, şöyle şurada bir ve ikinci fıstık arasına üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir topluyorum. Bir zincir, şöyle göstereyim, daha iyi anlarsınız. Burada iki fıstık kalasıya tepeye bir, karşıya iki, bir de karşı duvardaki bakın şuradaki iki fıstık arasına. Bu araya batmadık. Burası iç köşe, buraya batmadık. Karşıya üçüncü fıstığımızı yaptık ve üçünü bir topladık. Ve buraya doğru ikili fıstık toplayarak devam ediyoruz. Tepeye bir, karşıya iki. İkisini bir topladığım bir zincir. Evet, ikili fıstık. Üç tane daha ikili fıstık toplayalım. Buraya kadar gelelim. Evet, bakın tepeye kadar geldim. Şöyle yatık fıstıkları sayarsak 1, 2, 3, 4. Bu tarafta da 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi çeviriyorum. Arkasını çevirdim. 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Burada şöyle irice zincir çekelim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ya da irice 2 tane de çekebilirsiniz şu şekilde. Bir ileriye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir.
Bir sonraki yuvaya geçtik. Burada hemen bir fıstık yapıyorum. İmiğimi kapatıyorum. Bir, dört zincir çekip üç tane pipirik yapacağım. Evet. 2, 3, 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 1 zincir. İlmeğimi genişlettiğim bu fıstığın üzerine fıstık yapıyorum şöyle. Bu şekilde yan duracak şekilde. Fıstık yapıyorum, kapatmıyorum. Bir ileriye, yani sıradaki yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle göstereyim bakın. İç köşem burada. İç köşeme iki fıstığım kalmış. Şimdi üç fıstık toplayacağım yine. Burada yaptım işte. Tepeye bir. Karşıya iki. Bir de şöyle tutuyorum bakın. Karşı duvardaki bir ve ikinci fıstık arasına üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet, bugün ipim nedense hep dolaştı. İçinden çıkarınca bazen. Evet, en son üçünü bir topladık. Bir zincir çektik. Hemen aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Şöyle bulunduğum yere fıstığımı yaptım. Kapatmıyorum, tutuyorum. Bir ileriye. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle. İki yatık fıstık bu tarafta, iki yatık fıstık bu tarafta. Şuraya batmıyoruz. Çevirdim. Hemen 4 zincir çekiyoruz. Tepesine başına dolamadan batıyoruz. 4 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Çok özür dilerim. Evet, buraya değildi. Evet, kafa gitti. Burada ne yapıyoruz? Şuraya ilerlemem lazım arkadaşlar. Özür dilerim yine. Şöyle irice iki tane zincir çekiyorum. Bir ileriye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Evet, görüntüsü şöyle olması lazım bakın. Bir ileriye geldik. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan tutuyorum. Karşıya bakın. Burası iç köşe olduğu için karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ipimi kesiyorum. Evet, şöyle. İpimizi içe doğru saklayalım. Tamamdır. Böyle olacak arkadaşlar. Bu gülleri eklemediğimiz boşlukları da bu şekilde dolduralım. Karıştırırsanız videoyu geriye alın aynı şekilde. Kapatırsınız. Evet, ben de birazdan döneceğim.
Evet, modelin ortada çiçeği var mı diye modele baktım. Varmış arkadaşlar. Şimdi beraber çiçeğinin yapımında göstereyim. Ortaya çiçek yapacağız. Şöyle. Çok hoş ya. Şöyle kenarda dursun. Evet, kırmızı ipimi aldım. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. Şöyle ipi saklayacak şekilde. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladığım yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek. Sonra 2, sonra 2 çektim. Yani bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım, yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek. Sonra 2, sonra 2 çektim. 3 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. Bir tane yaprak yapmış oldum. 3 zincir. Tığıma doladım, yuvaya giriyorum. Yine 3 defa da çektiğim 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Yine 2 tane trabzan. 3 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yine yaprak yapıyorum. Evet, dördüncü yaprağı yapıyoruz. 5'e tamamlayalım bu şekilde. Evet. 5. yaprağımı da tamamladım. Burada 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Dibine battıktan sonra 3 zincir çektim. Şöyle 2 yaprağımı kendime doğru yatırıyorum. Arkasından yuva yapacağız. 2. yaprak sırasının yuvasını. Bu aralara sık iğne yapmıştık. 3 zincir çekip sık iğne yapmıştık. O sık iğneyi buluyorum. Böyle bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki 2 yaprak arasındaki sık iğneye sık iğne yapıyorum. Arkadan yapıyoruz. 3 zincir. Sıradaki 2 yaprak arasındaki sık iğnemi buluyorum. Bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Sıradaki 2 yaprak arasındaki sık iğnemi başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Evet. Son olarak ilk başladığım zincire şu şekilde başına dolamadan batıyorum. Ve 3 zincir çekiyorum. Evet, 5 tane yuva yapmış olduk. 3 zincir çektik. Tığımıza doladık. Bu oluşan yuvanın içine bir dolayıp yine 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 tane trabzan yapıyoruz. 3 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 4 tane trabzan. 1, 2. Bakın öndeki yaprağı kendime doğru yatırıp yapıyorum. 3, 4. 3 zincir çekiyorum. Dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki yuvayı bulup içine yaprak yapıyorum. Evet, eminim anladınız. Bu şekilde yapraklarımızı 5'e tamamlayalım. Evet, 5. yaprağımı yaptım. Şöyle 2 zincir çekiyorum en son. Arkada herhangi bir yere başına dolamadan batıyorum ki ipimin ucunu saklayayım. Bir zincir ipimi. Evet. Çiçeğimiz hazır. Bu diğer güllerin etrafını yaptığımız gibi bunu da yapalım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Beyaz ipimle. Şöyle şuraya bakın. Ortaya, ortadan başlayacağım. Şuraya başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 2 zincir yeterli mi? Şöyle buradaki zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1, 2,
3 zincir, diğer zincirin tepesine geçiyorum, batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçiriyorum. 1, 2 zincir, şöyle şuraya, böyle bakın, şu şekilde batıyorum, başına dolamadan. Bir, iki zincir. Buradaki zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İki zincir. Diğer zincirin tepesine geçiyorum. Zincir az geliyorsa 3 çekebilirsiniz. Batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İki zincir. Şöyle şu şekilde. Başına dolamadan batıyorum. İki zincir. Sıradaki yaprağın zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İki zincir. Diğer zincirin tepesine batıyorum. Karşıdaki yani. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İki zincir. Şöyle şu şekilde. Araya başına dolamadan batıyorum. Ve iki zincir. Evet, 3 yaprağımızı yaptık. 2 tanesi kaldı. Onları da tamamlayalım. Evet, son yaprağımın sonundayım, bakın sol tarafındayım. Bir zincir çektim. Şöyle bu sefer şuraya batıyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Çünkü o boşluğa batmıştık. Şöyle bir zincir arkadaki boşluğa, iki yaprak arasındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şöyle fazlasını saklayayım. Şöyle iki zincir. Buradaki zincirin tepesine aynı işlemi burada da yapıyoruz. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincir az gelirse 4 çekelim arkadaşlar. 4 çektim. Karşıdaki zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 2, 3 zincir çektim. 3 zincir fazlaysa 2 zincir çekebilirsiniz. 2 yaprak arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir. İlk zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 4 zincir. Şöyle. Sondaki zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle. 3 zincir. Araya bu şekilde girip sık iğne yapıyorum. Ve 3 zincir. Evet. Böyle iki yaprağı yaptığımız gibi, etrafını yaptığımız gibi, diğer 3 yaprağımızın da etrafını yapalım. Şöyle ortasına ince dikeceğiz arkadaşlar. Ortasındaki boşluk görünmesin diye sonra lifimize dikeceğiz. Evet, çiçeğimi tamamladım. Ortaya da diktim. Gördüğünüz gibi ortasına da inci yerleştirdim. Muhteşem oldu. Hem kullanılabilir bir model, hem çeyize yakışır bir model. Böyle örüp satabilirsiniz. Çok sipariş alan modellerden bir tanesi. Çok istek gelirse takımın devamını da yapabilirim arkadaşlar. Size bağlı. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bu tür modellerin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına İstiyorum yazarsanız sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.